Öncelikle bugün görüştüğümüz bütçenin buraya bir metin halinde hazır olarak geldiğini ve seçilmişler tarafından değil de atanmışlar tarafından sunulduğunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bütçe kanunu devlet harcamaları ile gelirlerinin geleceğe yönelik tahminlerini ayrıntılı biçimde gösteren ve gerek giderlerin yapılmasına, gerekse gelirlerin toplanmasına izin veren bir kanundur. Bir başka deyişle bütçe, kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için iktidarın ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetkidir. Bu bağlamda toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda da yapılan bir sözleşmedir. Fakat bugün burada bütçe yapma yetkisi elinden alınmış bir mecliste 2022 yılı bütçesini tartışıyoruz. Gerçi buna tartışmak demek ne kadar doğru olur onu da bilemiyorum. Demokratik parlamenter rejimlerde bütçe yapma, yani devlet gelir ve giderlerini belirleme yetkisi meclislere aittir. Milletlerin uzun mücadeleler sonunda elde ettiği, ödeyecekleri vergiyi kendilerinin belirleme hakkı bugün burada çiğnenmektedir. Bugün burada görüştüğümüz bütçe topluma ne güven ne de umut vermektedir. Toplumun yaşadığı birçok soruna yer verilmemiştir. Yaşanan sorunların en başında yoksulluk vardır. Bu bütçede yoksullaşmayı giderecek çare var mıdır? Yoktur. Bu bütçede gelir dağılımının düzelmesine çare var mıdır? Yoktur. İşsizliğe, enflasyona çare var mıdır? Yoktur. Bu bütçenin içinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik hiçbir çalışma yoktur. EYT'lilerin sorunlarına çözüm yoktur. 3600 ek gösterge yoktur. Bu bütçede iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalar yüzünden döviz kurlarında yaşanan artış, bitkisel üretimde çiftçilerimizin temel girdileri olan gübre, mazot, ilaç, elektrik, tohum ve yemdeki büyük fiyat artışı sonucu yok olmaya mahkum edilmiş çiftçimiz yoktur. Bu bütçede gerekli desteği alamayan, icra takibine düşmüş Osmaniye'nin sembolü, yer fıstığımızın üreticisi çiftçi hemşerilerim yoktur. Bu bütçede atanamayan öğretmenler yoktur, atanamayan sağlıkçılar yoktur, sanayileşmeye ve KOBİ'lere destek yoktur, gençler yoktur, çocuklar yoktur, kadınlar yoktur. Bu bütçede sanayicilerimize umut ve güven yoktur. Sanayicilerin ve girişimcilerin yatırım yapmalarını, istihdam yaratmalarını sağlayacak ortamı yaratmak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge'ye ve inovasyona öncelik vermeler için destek de yoktur. Değerli milletvekilleri, mevcut hükümet artık ne yerli ne de yabancı yatırımcıya güven vermemektedir. Yatırımcılar yatırımlarını askıya almış, sanayiciler, işletmeler günü kurtarabilmenin derdine düşmüşlerdir. Şirketler iflasa sürüklenmemek için çabalamaktadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüldüğü gibi önümüze gelen bu bütçede geleceğe dair hiçbir umut ve vatandaşlarımıza vaat edilen bir mutluluk yoktur. Bu bütçede dolar cinsinden tıkır tıkır işleyen kamu özel işbirliği projeleri vardır. Bu bütçede bu proje müteahhitlerine ve yandaşlarına kaynak vardır. Bu bütçede israf, şatafat, saltanat var ve yandaş müteahhitlere destek vardır.
Bugün mevcut iktidarın ortada yaşanan bir kriz yok demesine rağmen herkesin gördüğü ve bildiği gibi ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Dövizdeki artış durdurulamamaktadır. Tam 51 yıl önce 10 Ağustos 1970 tarihli gazete manşetinde yer aldığı gibi 1 dolar tekrardan 15 lira olmuştur. Uyguladığınız yanlış politikayla ülkeyi tam 50 yıl geriye götürdünüz. Değerli milletvekilleri, şu an kış mevsimini yaşıyoruz. Bu kış içinde henüz iktidarın vatandaşımızın nasıl ısınacağına dair herhangi bir önerisi yoktur. Doğalgaz, elektrik, odun ve kömür fiyatları rekor kırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna TRT payı ve enerji fonu elektrik faturalarından kaldırıldığı açıklanmıştır. Fakat bu faturalardaki beklenen düşüşü sağlamayacak ve dar gelirli vatandaşın temel ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır. Vatandaşın mali yükü azaltmak isteniyorsa acilen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca ülke gündemine taşıdığı kara kış fonu kurulmalı, KDV'de indirim yapılmalı, doğalgaz ve mutfak tüpünde ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Düşük gelirlilerin lehine kademeli elektrik tarifesine geçirilmelidir. Önceden de söylediğimiz gibi bizim söylememizle bile olsa yapılan her işi takdir eder, vatandaşımızın ve ülkemizin lehine olacak her türlü teklife destek veririz. Milletin yararına olan her şeye evet deriz. Ancak bu bütçede millet yararına hiçbir şey olmadığı için hayır diyoruz. Türkiye böyle yönetilmeyi hak etmemektedir. Yapılacak ilk seçimde iktidarımız toplumun tüm kesimini kapsayacak, sorunları çözecek bütçeyi halkımızla birlikte biz Millet İttifakı olarak yapacağız. Hiç merak etmeyin, gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.